Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ise Steam'in API'ını kullanmaya çalışacağız ve bunu yaparken de Express ve React'tan faydalanacağız. Şimdi hemen geliyorum. Bakın, Steam'in burada bir Web API dokümanı mevcut ve burada bakın Steamworks Web API referansı demiş ve bana burada hangi objenin ne yaptığını, hangi interface'in ne işe yaradığını, hangi class'ta neler yapılabildiğini gibi birçok bilgi ne yapıyor? Aslında veriyor. Mesela örnek vermek gerekirse buradan iSteam Apps interface'ine geldiğim zaman, hatta şurada da yazıyor gerçi. Bakın, Steam yayınlarına erişimini sağlar. Bu oyunun hileleri ve bildirmesine olanak tanır gibi. Hani burada birçok özellik mevcut. Hemen tekrar döndüm. Bakın burada App ID istiyormuş, Key istiyor, App ID istiyor, güzel, Key istemeyen, evet bakın bu benden bir Key herhangi bir şey istemiyormuş. Şunu aldım, hemen gönderdim isteğimi. Bakın burada zaten ne diyor, Public game'lerimi listeler diyor, Public oyunları bizim için listeliyormuş. Böyle uzun bir ne mevcut, liste mevcut. Şimdi ben bunu aldım. Ardından bakın, şurada boş bir React uygulaması oluşturdum aslında. Böyle içerisinde basitçe bir kart var. Şimdi döndüm. App.js'ime geri geldim. Ben buraya Xsys paketini eklemiştim daha önce denemek için. Şimdi geliyorum. Bakın, direkt URL'i ben buraya yapıştırdım. Hatta şöyle yapalım. V2 güzel app listmiş. Şimdi döneyim. Bakın, dönüyorum, sayfamı yeniliyorum ve bum, bana bir hata fırlatıyor. Yani Steam diyor ki, arkadaşım sen bunu kullanacaksan backend'de kullan, ben diyor buna izin vermiyorum diyor bizler için. Şimdi hemen bunu geliyorum, bakın şurada da boş bir Node.js projesi oluşturdum. Express, Axis ve Course'u kurdum React tarafından istek atabilmek adına. Ve gelip buraya diyorum ki, bak sen buradaki verileri git bana bir getir. Hatta bunu response.send diyerek de response'daki datayı, hatta JSON'la yapabiliriz. Şöyle göndereyim. Hangi port? 8081 portunda. Localhost 8081 portuna geldiğinde, tabi şu an React çalışıyor burada. Şöyle yapacağız. React'ı buradan ignore edeceğiz. Tabii bu projeyi de çalıştıracağız. Node.app.js diyeceğiz. Bu proje burada çalışsın. Ben 8081'e geldiğimde bakın, ilgili isteğimi aslında orada gönderiyorum. Ve buradan bir hata alıyorum. Harika. rest.json is not the function, tabi data diyelim, data.data diyelim, bunu göndermeye çalışalım. Hop, şöyle tekrardan döndüm, tekrar deniyorum ve evet, bakın bütün veriyi ne yapabildim, alabildim. Ve o zaman bakın, şimdi ben desem ki sen ne yap, HTTP localhost 80 81'e istek at ve datayı burada bir yazdır desem, React app'imde bekleyelim. Evet, bakın burada içerisinde bolca public oyun verilerinin olduğu bilgiler burada mevcut. Warface ve benzeri gibi birçok oyun mevcut. Hatta şöyle Counter Global Offensive de burada bir yerde. Aslında burada Counter Strike Global Offensive demiş. App'in ID'si de 730'muş. Güzel. Şimdi bakın burada get app builds, get app list, birçok özellik var ve burada ne demiş? Böyle bir response dönerim ben demiş. Fakat dikkat ettiyseniz burada herhangi bir parametre bizim için
ne yapmamış? Belirtmemiş. Yani şunu dememiş işte, sen minimum işte pagination yap, işte 3 tane veri iste benden, 5 tane veri iste gibi bir özellik ne yapmamış? Aslında yapmamış. Burada mesela detay, get player bandı oyuncular demiş. Buradan get app list, get app builds. Gerçi benim daha önce şey yaptığım servis vardı. Burada user'a geldiğimiz zaman bakın user'la alakalı işlemleri yapabiliyoruz. Buradan Steam ID'si istiyor, App ID'si istiyor. Hani ilgili istekler ve ihtiyacı olan parametreleri sizler için burada bakın ne yapmış, belirtmiş. Steam ID'sini istiyor. İşte Steam'in ID'si nerede? Aslında şöyle yapalım. Steam ID diyelim. Steam ID Finder demiş. Neyse buraya girdim. X, Y, Z diyeyim. Mesela böyle bir şey varmış ve bunun Steam ID'si burada. Hatta şuradan bulabiliriz ya. Steam ID görsellere gelirsem. Evet, aslında bakın şuradaki ID'yi yahut da nerede bir tane gösteren bir insan evladı olmamış mı? Yani buradan Steam'in ID'sini ne yapabilirsiniz? Kendi profilinize gidip bulabilirsiniz ilgili Steam ID'nizi. Güzel. Şimdi burada birçok özellik var. Mesela ben daha önce şeye uğramıştım. Partner, Steam Games, App neydi? Bunun kullanımı, API. Daha sonra App Details ve App ID'si eşittir. Şuradan Global Offensive'in ID'si 730'du. Burada biraz kör oldum ama. Yanlış mı hatırlıyorum? Şuraya bir yere not etmiştim. Geliyorum. Up 730 dedim. Evet. 730 dediğimde de bana bakın 730 numaralı veriye ait çeşitli verileri ne yapıyor benim için sağlıyor. Bu max length 30 bunları destekliyordu ben yanlış hatırlamıyorsam. 10 100 burada count 5 şimdi hatırlıyorum acaba bunun dokümantasyon nerede? Hepsi şuradan genel bakışa girersek bakın API steampowered.com interface metot ve bizden version şeklinde versiyon istiyor. Input'unu biz JSON olarak alabiliyormuşuz. Formatını JSON belirtebiliyormuşuz. Ve key istiyor bakın burada bazı endpoint'ler için. Şuradan mesela işte neye bakabiliriz? Steam haberleri işlevine erişim sağlar. Örnek veriyorum. Bakın burada maximum length content return demiş. Count mesela destek verdikleri burada mevcut. İşte şuraya ben isteğimi göndersem tarayıcıdan erişebileceğim fakat app id is missing. App id şöyle yapalım. V2 app id 730 dediğimde buna ait haberler gibi birçok endpoint'e ne yapabiliyorum? Erişim sağlayabiliyorum. Burada şu key nerede? Key. Burada bizden ne isteyecek? Aslında bir authentication key isteyecek. Bu da bizim token'ımız aslında bunu kullanarak ilgili işlemlerini gerçekleştirecek. Mesela get Steam level demiş. Steam ID ve key istemiş örnek veriyorum. Steam ID'yi nasıl bulacağımızı söyledik. Peki key nasıl oluşturacağız? Bakın ben buradan dev ve API key dediğim zaman buradan bir anahtar oluşturabildim. Hatta şunu iptal edeyim.
Tekrar ben anahtar oluşturabilirim. Bakın alan adı. Benim endpoint'im nerede? 8081'de ayakta. Backend server'ım. O zaman bunu da gelip localhost 8081 olarak ne yapıyorum? Güncelliyorum ve güncellediğim zaman artık ilgili servislere ne yapabilirim? İsteklerimi gönderip ihtiyaçlarımı karşılayabilirim. Tabii öncelikle bunu Express tarafına yazacağım. Yani Node Backend tarafına yazacağız ve ondan sonra da gelip frontend tarafında ise hangilerine ihtiyacım ya da hangilerine ihtiyacımız varsa gelip onu ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Hatta şurada kısıtlı erişim sağlar. Steam sıralama listelerine erişmek için kullanılır. Mesela sadece bir key isteyen bir şey yok mu şurada? Key demiş, App ID demiş. Sıralama listesinin adı demiş. İstemiyoruz. Şöyle basitçe bir şey. Key ve App ID. Evet, mesela bu olabilir. Nedir? Key istiyordu benden. Geldim. Bakın buradan key yapıştırdım ve App ID eşittir 730 dedim. Access denied. Please verify your key demiş. Evet. Şimdi ben bunu buradan gönderdim. Bunu da doğrulayamadı. O zaman gelsem app.get test desem request response axis.get ardından then response diyorum. Rest.json şöyle yapalım. Data diyeyim. Hatta şöyle bir kontrol edelim. Şuradan key ve app ID istiyor benden. Soru işareti app ID 730. Mesela şöyle yapalım. App ID 730 ve key demiştik. Benim key'im de bu. Tabii buradaki key'i de şöyle eşittir koyarsam ve bunu alıp şuraya gönderelim mesela. Tekrardan geldim. Localhost 8081 test demiştik galiba. Harika. Buradan bir şey mi yanlış? App.js dedim. Neden direkt çalıştı? Bunun cevabını verdi. Console.log Rest.json Data.data Ha tabi gerçi app'e get diyoruz. Bir saniye şunu şöyle yapacağım. Şimdi router oluşturmadan bir saniye şunu şöyle yaptım. Burayı da geldik. Bu şekilde değiştirdik. Zaten hani bakın burada konsolumuza bir yanıt da düştü aslında. Teste değil de buraya git dediğimde bana bakın burada bir ne dönmüş? Error false. Buradan yanıtı görebilecek miyiz? Bu bana ne dönüyor ki? Res değil de şöyle yapsam. Console.log data nokta status desem şunu da şöyle büyütelim. App.js dedim. Burada bir hatam var galiba.
Göremeyecek miyim ben? Bakalım. Burada data, bir HTML dönmüş. Pardon. Özür diliyorum. Access denied. Benim HTTP localhost 8081. Localhost 8081. Ve günün sonunda Node.js partner Steam adı app ID kim doğru kim de doğru burada app ID. Peki burada neyi beğenmiyor? Böyle 730 key. Ben bir şey yanlış mı yazıyorum? Steam web app yayıncı kimlik doğrulama anahtarı. Tamam. Kimlik doğrulama anahtarım burada. Steam News. Tamam, aynı şekilde kullanıyorum. Buradaki problem nedir? Şu an onu çözemedim. Yani buradan API key dedik. Get diyor. Buradaki şeyi farklı. partner.steamapi.com. Bu nedir? API Steam. Bu farklı olduğu için muhtemelen ben şu an sıkıntı yaşıyorum. Şöyle göndereyim. Aynen, muhtemelen ben bu yüzden problem yaşıyorum. Okey, geçtim ben bunu. Döndüm. Yani burada nerede? Şurada. Şurada. Yani burada benim API'larım mevcut. Artık hangisine neye ihtiyacım varsa gelip ne yapabilirim? Kullanabilirim. Şunu sildim. Ve burada da neyim mevcut? Şurada benim API anahtarım mevcut. İhtiyacım olduğu zaman ne yapabilirim? Gelip ilgili dokümantasyondan neye ihtiyacım varsa kullanabilirim. Güzel. Şimdi React'a tekrar döndüm. Bakın bana bir app list geldi. Bunun içerisinde de apps var. App ID. Bakın burada public oyunlar mevcut. Şöyle yapsak. Ne diyelim? Madem app list geldi. Şöyle yapıyorum. Diyelim ki ben ne yapayım? App list, apps diyelim. Şöyle yapalım. App list, apps dedim. Şöyle tekrardan refresh edersem. Evet, array'im burada ve bunun içerisinden ne yapabilirim? App ID ve name'i yazdırmak istiyorum. Bakalım bu kadar veriyi kaldırabilecek mi? Constant data set data use state boş bir array ve set data dedikten sonra şuradaki veriyi setlemek istiyorum ve ardından game details app ID ve name vardı. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Bu tekrar edecek. Item return şunun key'ine item.appid dedim. Ve oyun şuraya da şey diyelim. Item.name diyelim. Mesela item.name diyeyim. Dönüyorum. App ID ve name. Tabi şu an bilgisayarım harika bir şekilde yavaş. Çünkü bu kadar fazla oyunu tek seferde render etmeye çalışıyorum. O yüzden böyle. Bakalım render edebilecek mi? Ben de merak ettim. Şuradan RAM kullanımını da görmek istiyorum. Projem durmadı. Güzel. Set data burada. Şunu da bir
sonra log diyerek bir yazdırayım. Ve buraya döndüğümde kapatıyorum. Ups. Evet, arayüzüm gelmedi. Çünkü bu kadar veriyi ne yapamadı, benim için işleyemedi aslında. Tüm problem burada. Ama biraz bekleyeyim. Bir dakika kadar bekleyeceğim. Eğer olmazsa da şuradan ne yapabilirim? App ID'si 730 olan veriyi gelip kullanabilirim. Şuradan şimdi alalım. Şuradan tekrar app.get test request response. Şuradan şunu alırsam hop, şu şekilde ve buradaki data nokta data derim, hiç sıkıntı yok. Bu hala işleyememiş o kadar veriyi, güzel. Node app.js dedik, döndüm. Localhost 8081 test dediğimde şuradaki veriyi alabildim. Evet. Sen veriyi, bu kadar veriyi işleme. Teşekkür ediyoruz. Şuradan web store'uma geri döndüm. Localhost 8081 test. Ve burada sadece res.data diyelim. Tekrardan. Evet, şimdi geldi. Bakın burada 730 diyor. 730'a ait ne mevcut? Bir data mevcut. Mesela ben bunu alayım. ID'sini biliyorum madem. Res.data'nın 730'unun içerisindeki datayı bir yazdır dersem, bana bunu yazdırır. Şimdi gelsem ya, desem ki işte set data, şunu bir yazdır. Tabii siz burada bakın istediğiniz yapıyı kurabilirsiniz. Bütün uygulamaları belli bir sayıda alabilirsiniz, belli bir sayıda geri döndürebilirsiniz. Kendi pagination sisteminizi kurabilirsiniz. Yahut da burada sadece doküman benim gösterdiklerimden ibaret değil. Burada birçok web API'si var. Gelip hangisine ihtiyacınız varsa ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Bakın burada da detaylarını anlatmış gibi gibi. Döndüm, devam ediyorum. Şimdi data, set data dediğim zaman neyi set diyeceğim? Şuradan set data'daki data, tabi bu bir array. Ardından evet, Counter Strike Global Offensive'miş oyunumuzun adı. Mesela açıklamaya bakalım. About the game demiş. Yahut da burada Linux requirement, Mac requirement, header image, content açıklaması burada mevcut. Kategorileri bakın burada mevcut. Screenshotlar, developer team'i burada, Steam App ID'si gibi birçok özellik mevcut. Supported language demiş, web site demiş gibi gibi. Şuradan mesela about the game desem ve şunu aldım. Highlighted demiş. Burada bir şeyler anlatmış. Güzel. Item şuraya da ben item nokta about the game dedim. Güzel. Başka neyimiz mevcut? Da şuradan ups. Şöyle dönersek neydi? Şuradan 730 dedim. İlgili verilerim tekrar burada. Şuna da ne yapabilirim? Aslında bir şey diyelim ya, şuraya ben bunu şey verdiğim için, max height verdiğim için, max height max content dersem de bu çok kocaman olacak. Max height 300 piksel desem, overflow hidden, text overflow
elipsis desem gibi. Şuraya 3 nokta da koyabiliriz. Neyse, bakayım şurada başka verinin içerisinde ne var kurcalayabileceğim. Detaylı açıklaması var. Notlar burada mevcut. Game Counter Strike. Aslında name'ini basmıştık. Publisher'ı basayım. Publishers. Publisher'ın sıfırını basayım mesela. Şuraya dönüyorum. Item.publishers'ın sıfırını sen bas. Valve'ymiş. Güzel. Başka ne var? Web sitesini basabilirim. Valve. Buraya da gelirim. Mesela şuna item nokta ne diyelim? Item nokta Steam App ID diyelim bunun keyine. Steam App ID. Bunun bir de RAW resmi olması gerekir. Örnek veriyorum şunu alsam. Evet, şöyle bir resim varmış. Başka hangisi var? Şunu alayım. Yahut da sen git. Başka resim. Platform Windows Mektoru. Bu resmi kullanalım. Dert değil. Background demiş. Bunun foreground yok mu? Göremedim. Burada imagina diyorum ki sen nesin? Item'daki background galiba. Background'sun diyelim. Evet. Bakın. Detaylarına da mesela neyi yazdırabilirim ben burada? Diyebilirim ki şurada bir şey görmüştüm aslında. Release date değil. Total değil. Movies değil. Developer değil. Kategorileri mi basabiliriz? Hatta şeyi basabiliriz. Movies'in sıfırıncısını ve birincisini basayım, örnek veriyorum. Item.movies'in sıfırının neyini bas? Sen şuradan movies'in name'ini bas, örnek veriyorum. Şimdi name'i olsun. Hatta burada loop da açabiliriz. Item.movies.map M diyorum. Return key M.name olsun. Şuraya da M.name'i verelim. Evet, gibi bu şekilde ne yapabiliriz? Çeşitli işlemler yapabiliriz. Hatta birden fazla oyunu alıp böyle alt alta listeleyebiliriz. Gibi birçok ne yapılabilir? İşlem yapılabilir. İhtiyacınız doğrultusunda. Ben şuradaki API anahtarını iptal ediyorum. Siz buraya gelip bunu videonun altına bırakıyor olacağım. İstediğiniz, bakın şurada web API referansına geldiğimiz zaman hangi API'yi ne şekilde nasıl kullanmak istiyorsanız gelip ilgili dokümantasyonu okuyup işlemlerinizi ne yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.